O çok tanınan fakat gerçekte kendisine dair çok az şey bildiğimiz bir karakter oyuncusu. İşte Türk sinemasının yumuşak kalpli, çocuk ruhlu dev adamı Yadigar Ejder ve bilinmeyenleri. Yeşilçam'ın birçok filminde yer alan ve heybetli vücuduyla 7'den 70'e herkesin tanıdığı Yadigar Ejder'in gerçek ismi Adnan Ayberk. 1951 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 4 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu. İlkokul 3. sınıfa başladığı ilk günlerde okuldan kaçtı ve bir daha da okula gitmedi. Hareketli bir çocuktu ve sinemayı çok seviyordu. Sivas'taki bir sinemada çalışıyor, günlerce eve gelmiyordu. Sonrasında babasıyla beraber Almanya'ya gitti. 1968 yılında İstanbul'a geldi. Çok sevdiği sinema dünyasına girmek istiyordu. Bazı kaynaklarda Yılmaz Güney'in 1966 yılında çekilen filmi Eşref Paşalı ilk filmi olarak gözükmektedir. Ancak 68'de İstanbul'a geldiği bilinen oyuncunun ilk filminin 70'lerin başında olduğu daha yaygın bir kanıdır. Yadigar Ejder, filmdeki kahramanın izleyicinin gözünde büyümesi için dövülmesi gereken adamdı. Heybetli bedeniyle Türk sinemasının binlerce karesinde yer aldı. Emektar oyuncu sinemadaki asıl çıkışını ise Kemal Sunal'la oynadığı filmlerde yaptı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez oyuncularındandı. Avana Kapti filminde milyonların sevgisini kazandı. Karşında esniyene bozulduğunu bilmiyor musunuz? Ve sadece jön dayağı yiyen bir figüran olmaktan çıkmış, filmlerde önemli yer tutan karakterleri canlandıran, afişlerde ismi yazan bir karakter oyuncusu olmuştu. Özellikle Şark Bülbülü isimli filmde oynadığı mazlum karakteriyle hafızalara yer etti. Yadigar Ejder, 200'ü aşkın filmde yardımcı rollerde yer alarak Türk sinemasının unutulmazları arasına girdi. Yadigar Ejder, sinemaya verdiği emekler dışında toplumsal olaylara karşı duyarlı ve her zaman dev cüssesiyle meydanlarda görebileceğimiz bir aktivistti. Fakat 1986 yılından sonra kendisine nedeninin bilinmediği bir ambargo uygulandı. Uzun süre hiçbir film teklifi gelmedi. Zor günler geçirmeye başladı. Hiçbir zaman bir evi olamayan oyuncu İstanbul'da hep ucuz otellerde kaldı. Ve dönem dönem kaldığı otellerde onu sevenlerin anlayışı sayesinde açıkta uyumaktan kurtulabildi. Türk sinemasına ışık şefi olarak emek veren Kaya Sandık, Yadigar Ejder'in başına gelen bir olayı şu şekilde anlatıyor. Bir gün set bitmiş. Gece 1-2 gibi eve dönüyordum. Sokakta karşılaştım Yadigar'la. Otelden çıkardılar dedi. Borcunu ödeyemediği için atmışlar garibimi. Avanos sokakta Uğur filmin deposu vardı. Işıkları, ekipmanları oradan alır, oraya bırakırdık her gün. Oraya götürdüm. Yatacak bir yer ayarladım. Sonra bir aya yakın ışık deposunda yattı. Yeşilçam'ın emektar oyuncusunun Taksim Gezi Parkı'nda sokakta donarak öldüğü yazıldı çizildi ama olayın aslı bambaşka. Bir Yadigar Ejder kitabının yazarı Erhan Tuncer araştırmaları sonucu edindiği bilgileri şöyle aktarıyor. Yadigar Ejder'in Taksim Gezi Parkı'nda donarak öldüğü haberi gerçeği yansıtmıyor. Yadigar aslında 4 Mart 1991'de yemek yemek için girdiği bir lokantanın tuvaletinde beyin kanaması geçiriyor ve orada vefat ediyor. Cenazesini lokantanın önüne çıkarıyorlar. Onu orada gören insanlar da sokakta öldüğünü sanıyor. Bu olay kulaktan kulağa parkta donarak öldü oluyor. Çünkü işsiz kaldığı dönemlerde gününü o parkta geçiriyor. Aslında öldüğü dönem ambargoyu kırıp iş bulmaya başladığı bir dönem. Öldüğünde 40 yaşında, çok genç ama ileri düzeyde şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu var. Bir başka Yeşilçam emektarı Süheyl Eğriboz ise Yadigar Ejder'in ölüm sebebini şu şekilde anlatıyor. Bu adam içki içmez. Bir yere gidiyor. Açılışa gidiyor. Limonatasının içine vodka koyuyorlar. Allah rahmet eylesin çocuk zekalıydı. Limonata yerine içiyor. Galatasaray Kulübü'nün karşısında bir otel vardı. Ufacık bir otel. Tuvaleti Alaturka. İçkili de zaten. Oturuyor, kalkarken ayağı kayıyor. Kafasını karşıdaki duvara vuruyor. Bu işte ölüm sebebi. Beyin kanaması. Yeşilçam'ın emektar oyuncusunu rahmetle anıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.